ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın ofis ve konutunda bulunan gizli belgelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. McCarthy, Biden'ın 40 yılı aşkın zamandır siyasetin içerisinde olduğuna dikkat çekerek ifşa olan gizli belgelerin başkan yardımcılığı görevine ait olduğunu belirtti. Geçtiğimiz dönemde benzer bir suçlamayla karşı karşıya kalan Donald Trump'ın yaşadıklarını hatırlatan McCarthy, 8 Ağustos 2022 tarihinde ABD'ye ait gizli belgelerin Trump tarafından saklandığı ortaya çıktığında FBI'ın sirenlerle konutuna baskın gerçekleştirdiğini, Trump'ın eşi ve çocuklarının kıyafetlerine kadar geniş bir arama çalışması gerçekleştirdiğini belirtti. Eski Başkan Trump'ın maruz kaldığı muamelenin aksine ABD Başkanı Biden'ın süreci ılımlı bir hava içerisinde geçirmesinin doğru olmadığını söyleyen Temsilciler Meclisi Başkanı bu durumu ayrıcalık olarak nitelendirdi gazetecilerin ve kamuoyunun üzerine düşen sorumluluğu alması gerektiğini vurgulayan McCarthy, "Burası Amerika. Biz eşit adalete inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Başkan açıklamalarının devamında ABD Başkanı Joe Biden'ı kamuoyuna açıklama yapmaya davet ederek, Biden'ın görevi gereği halkın kafasında oluşan soru işaretlerini gidermek zorunda olduğunu söyledi. Peki daha öncesinde ne olmuştu? ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanları arasında yer alan Richard Sauber, 9 Ocak tarihinde Biden'ın Penn Biden Merkezi'nde bulunan kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı sürece ait gizli belge olarak nitelendirilebilecek bazı evrakların bulunduğunu duyurmuştu. Belgelerin kilitli bir dolapta muhafaza edildiğini belirten Sauber, belgelerin ortaya çıkmasının hemen ardından Biden adına çalışan avukatların Beyaz Saray ile iletişime geçtiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz yıllarda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın benzer bir hadise yaşamasının üzerine Başkan Biden, Trump'ı sorumsuzlukla itham ederek biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir ifadeleriyle eleştirmişti. ABD Adalet Bakanlığı Joe Biden'ın ofisinde bulunan gizli belgelere ilişkin çalışmalarının devam ettiğini, olayın soruşturulması adına savcı görevlendirildiğini açıkladı. Dünyadan daha fazla haber almak için kanala abone olun.